Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Kars Arpaçay ilçesinde Kıraç köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Ramazan Çiftçi ile köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Sağ olsun muhtarımız telefonu aradı, köyde olduğunu belirtti. Köyünün yolunun stabilize olduğunu gördü. 13 kilometre yazıyordu. 3 köy grup yolu, aynı zamanda grup yolundan ayrılıyor. Tekrar bir grup oluşmuş burada. 3 köy var. Evet. Karakale, Hasan Çavuş ve Kıraç köylerinin yolu bu çağda ne efendim? Toprak. Stabilize sayın izleyiciler. İşte tam köye girerken de çektik, gördüğünüz gibi sabun gibi toprak aramamız sabun gibi kaydı. Ama yağmur daha yağışlı olsa ilerleme şansımız çok zor olur. Onu da belirtelim. Bir de girişte köprü var. Mutlaka o köprü aslına uygun şekilde yapılmalı. Viraja yapılmış. Artık korumalar yok. Orada istemeyen bir vatandaşımız hayatını kaybetmesini istemiyoruz. Biriyle muhtarım, evet. Evet muhtarım, bu köy konağını taziye evini siz mi yaptırdınız? Sizin döneminizde mi yapıldı? Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Sağ olun muhtarım. Köy odasını köylü vatandaştan 20 milyar katkı parası toplayarak kaymakamlığa yatırdık. Evet. Diğerini devletimiz karşıladı. Evet. Yani güzel bir şekilde yapıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Tekrar diyorum, hoş geldiniz, safa geldiniz. Evet, köyümüz, evet. Sorunları şu, öncelikle yol. Yol sorunu, evet. Evet, yolumuz çok perişan. Çek yolunda gördünüz, doğru mu? Evet, doğru. İlkbaharı, küzün, böyle aşırı yağmurlarda köye gelip gitmemiz başımız çok zor. Evet. Grup olarak bizim yolumuzun da asfalt olmasını biz tercih ediyoruz. Evet. Devletimizde inşallah. Evet. Birileri bize el uzatır, bir şeyler yaparlar, biz de bu çileden kurtulmuş oluruz. İnşallah. Sayın izleyiciler, işte Kars merkezde dahil olmak üzere toprak köy yollarını yayınlıyorum internet, sosyal medyada. Birçok gençlerimiz, bugün birkaç röportaj gördüm, arkadaşlar yorum yazmışlar. Eğer yani canlı çekim yapıyor işte köy yolu üzerinde, yani gözümde görmesem inanmam diyor. Türkiye'de toprak köy yolu da mı var diyor, inanamıyor vatandaşlar İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da. Şöyle diyeyim, gelirler şöyle diyeyim muhtemelen. İsim ne efendim? İbrahim Beyler. Evet, İbrahim Bey. Bir de şöyle diyeyim, bu geldiğin yolun üstünde de 10 tane, 12 tane köy yaylası hemen bize mevcut. Onlar da bu yoldan yararlanıyor. Evet, bu yolda, yayla yolu değil mi? Evet, yayla yolu, doğru. Şu yayla yollarında karlar var, gördük arkadaşlar, evet. Yayla yollarımız da çok perişan bir durumda. Adamlar yaylaya gitmesi, ne bileyim artık da orasını, Cenab-ı Allah biliyor, çok mağdur bir durumdadır. Evet. Devletimiz inşallah buna da bir el atıp adamlara yardımcı olurlar. Evet. Onlar da biz de köylü vatandaş olarak çileden kurtulmuş oluruz. Evet. Sayın izleyiciler, cümlemize. Arkadaşlar işte önceki gün Kuyucuk köyünde bir İsmail Demir, emekli elektrik mühendisi arkadaşımız. Arpaçay köyü Kuyucuk biliyorsunuz. Evet. Mustafa Hasanoğlu muhtarımızla, Küçük Çakma muhtarımızla birlikte orada röportaj yaptık. Orada da kısa kendine yer verdik. Bizim İskenderun'da 15 yıl görev yapmış. Dedim abi yaylamıza gittiniz mi? Yayladan açıldı söz. Gittim tabi dedi. Nasıl dedi? Yolunuz asfalt mı? Evet, yol asfalt. Elektriğimiz var mı? Var. Bir de ne dedi? Atık yaylamız var tabi onu meşhur. İskenderun'a gelen atık yaylasını çıkar. Atık yaylasını gördünüz ne dedim? Evet, çok güzel dedi. Bir de işte ne var? Güzel yayla var arkadaşlar. Hep yollarımız asfalt ve elektriğimiz var. Mutlaka biz burada da yayla yollarının mutlaka en azından her yıl kredilerle düzeltilmesini, ucurlanmasını istiyoruz. Asfalt da yapılmasını istiyoruz. Yani ülkemizin imkanlarını bilmiyoruz, onu yetkilerimiz bilir. Ama bizim oralarda bunları açtık artık arkadaşlar. Ancak burada insanlara hizmet çok geç kalmış. Çok üzüldüm. Ancak şunu söylemek istiyorum. Kars'a Türkiye'nin neresinden bir vatandaşımız gelirse burayı ziyaret etmeye, muhtar olmasına gerek yok. İstersen çoban devine git, selam ver, seni ağırlar, misafir eden açtık, topluluk sorar arkadaşlar. Onu da verdiğim araştırmacı gazeteci olarak bütün karşıdaki vatandaşlarımıza misafirperverlikleri için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, siz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, muhtar, dışarı çıkalım, bir röportajımıza orada devam edelim. Çok güzel bir taziye evi yaptırmışlar arkadaşlar. Görüyorsunuz masalar var, ısıtma da açmışlar. Burası çok soğuk oluyor, doğru mu? Doğru, doğru. Teşekkür ediyoruz eve geçenlerden katkı sağlayanlardan. Biz devletimizin yapmış olduğu hizmetler için de İstiklal Marşı, Gençliğe Hitap ve Atatürk'ümüzün güzel resmi. Evet, doğru. Oradan aldım denilen orayı. Karşıda da var. Evet, orada da Atatürk'ümüzün resmi var. Allah razı olsun diyoruz emeğe geçenlere, ama öncelikle mutlularımıza teşekkür ediyoruz. Mutlularımızın kendisi verirse. Anında Süleyman Bey, ne doğru konuşmaz da bazı yağdığı
gel muhtarım, şöyle yan baya. Abacım bezdik. Evet. Arkadaşlar burası köy konağı. Devran'ın dışarıdan da köy konağını göster. Zaten içeriden çıkıyoruz sayın izleyiciler. Ancak köy konağının önüne aracımızı park ettik. Oradan geçemedik. Görüyorsunuz çamur deryası sayın izleyiciler. Şurada taşların üzerinden gösterelim Devran Hanım. Taşların üzerinden seke seke geldik. Keklik gibi arkadaşlar. Doğru. Yani burası insanların cenazelerde, mevlütlerde kullandığı ne? Hizmet binası. Taziye ve köy konağı arkadaşlar. Ancak ön tarafı parke taşı yapılmamış. Burası da köy meydanı. Çeşmede yazlı kışla akıyor. Kaç tane oluk var orada efendim? Üç tane. Üç oluklu çeşme sayın izleyiciler. Harika bir köy. Dağın eteğinde bak karlar var Nermin Hanım. Orayı da alalım. Görüyorsunuz dağın eteğinde karlar var. Havası çok güzel. Sanki gökyüzünde gibiyiz. Harika bir yerleşim yeri köy. İşte biz köylümüzün, kırsalda yaşayan köylümüzün artık desteklenmesini istiyoruz vatandaşlarımızın. Hem tarımda hem hayvancılıkta ama öncelikle hizmet gelecek. Hizmet gelmezse evet. Gençlerimiz tabii, gelmiyor. Tabii, doğru. Arkadaşlar onu belirtelim. Yani vatandaşımız artık çamura neden basıyor arkadaş? Cizme olmazsa burada vatandaşların buraya gelme şansı yok. Doğru mu muhtarım? Evet, doğru. Biz yetkililerin yani biz vatandaşımızın, köylümüzün çilesini yaşamış olduğu yerde ne yapıyoruz? Tüm dünyaya ve yetkililere duyuruyoruz evet, arkadaşlar. Cümlemizden. Amacımız ne? Köylümüze hizmet yapılması işte. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi köylü milletin efendisi ise efendiye yakışır hizmetler köylümüze yapılmalı. Evet. Arkadaşlar diyor ki İstanbul büyük şehirlerde veyahut da şehir merkezlerinde nasıl insanlara hizmet yapılıyorsa biz de insanız, biz de köyde yaşıyorsak bize de biz de çamura basmayalım diyor. Doğru mu efendim? Doğru. Bizim de çocuklarımıza park yapılsın, bahçeler yapılsın, oturacak yerler yapılsın, doğru. Spor tesisleri yapılsın diyor. Evet. Onun için mutlaka biz ne yapıyoruz? Köylü milletin efendisi ise efendiye yakışır evet, hizmetler mutlak yapılmasını istiyoruz. Doğru mu efendim? Köylerden göçü durdurmak için evet. Köylere bir şeyler yapılması gerekir ki vatandaş da köyünde oturması gereksin. Evet. Ekleyeceğimiz başka konu var muhtarım. Yok sağ olun. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi aracıyla sesinizi duyurduğunuz için sayın izleyiciler. Köylünün yaşantısını bugün de Kars Arpaçay Kıraç Köyü muhtarımız Ramazan Çiftçi ve köy halkından vatandaşlarımız da kamuoyuna duyurduk. İşte milletvekillerimiz de izlesin. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız Binali Yıldırım'a da sesleniyorum. Köylümüze artık hizmet yapsın diyoruz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gözümüzde geldiniz. Var olun. Sağ olun.